Siz ikiniz neye gülüyorsunuz oğlum? Anlatın biz de gülelim. Olur anlatayım hocam. Şimdi Hilmi eski karısına yanıktı biliyorsun. İşte eski yenge tav olsun diye dükkan açmış. Başına da yengeyi koymuş. Sonra? Açılış tarihi belli değil. Gittikçe uzuyor. Biliyorum. Sebebi bilir peki. Vallahi. Çünkü burada çalışanların hepsi ibrik otu çıktı. Evet. Fotosentez yapmaya üşenip et yiyen bitkiymiş bunlar. Hilmi sen şuna beceremedim desene. Benimle ne ilgisi var diri ya? Malzeme kötü. Vermişler sapma samanı Mısır piramidi yap diyorlar bana. Uzaylılar gelse depresyona girer. Bir de böyle düşün. Anasına babasına ders çalışacağım deyip bilgisayar aldırmış nesil şimdi iş başında. Mücadele edemiyorum. Edemiyorum. Allah'ım sen sabır ver. Eğer okeyde masa tenisi oynuyor. Bildiğin hemoroid memesi bunlar. Öldürmeyip süründürüyorlar. Sıcak suya oturtuyorlar. Hilmi yine mi çıktı? Ya kaç defa dedim açık dikkat et şu yediklerine. Ayrıca yapmayın dersin yapmazlar. Bak şimdi. Buyur. Çocuklar oynamayın. Hoş geldiniz hanımam. Nasıl olmuş bu beğendiniz mi? Daha hiçbir şey bitmemiş ki oğlum. Yok ya ben saçımı sarıyorum. Sizin modele benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Ne dedik? Kardeşim tebrik ederim. Yağcılıkla level atladın. Bana da kuaförümü değiştirdin demiştin. Bravo. Kanka iş hayatı beni biliyor. Babamı tanımam. İran okulda evet. Hakikat babamı tanımıyor. Nasıl biri acaba? Şaşırma Derya'cığım. Hiç şaşırma. Ölü bir değil ki ağlayasın. Deli bir değil ki bağlayasın. Lola! Senin pesini adam yap kısmında mı yaptılar? Hiç mi insan eli değmedi sana ya? Ne? Şiira resmi kadınlar tuvaleti, Himan resmi erkekler tuvaleti. Bunu şaşırmayın nasıl beceriyorsun? İşte Şiira'nın atı var ya hani. Atının da alnında bir uzantısı var hani. Ben oradan erkekler tuvaleti diyeyim. Bak Diriyacığım. Kendinden önce girenin kartal olduğunu nasıl anladı diye sormuyorum bak. Çünkü alıştım. En kötüsü de bu. Bunlara alışmak. Hilmi Bey ve crew hoş geldiniz. Gördün mü? Durmadan devam ediyor. Crew mu dedim ben? Acaba karı demiş olsam oradan da karısı çevirmeme imkan yokmuş. Evet crew. Artık etkilenmiyorum. Çünkü hissizleştim. Zaten 4 tane gerizekalıyı istihdam ediyorlardı. Yetmemiş tesisat işlerini de kendilerine Metin ve Ali diyen hıyarlara vermişler. Nasıl geçti? Nasıl geçti ya? Hallettiniz mi? Vallahi bence son giren arkadaş bir daha tuvaleti kullanmasın. Kadın doğumcudan randevu alıp direkt sezeryanla aldırsın. Adam içeride mitoz bölünmüş ya. Hatta biz mitoz mu mazot mu anlayamadık. Önce maddeyi çözmeye çalıştık. Yanlış anlaşılmasın. Ne olduğunu çözmeye çalışmadık hanımefendi. Bildiğin lavabo aç kullandık, maddeyi çözmeye çalıştık. Kimyasal tepkimeye soktuk. Civa adam gibi şekilden şekile girdi ya. Akıl oyunları oynadı bize. Sevdiklerimizin suretine büründü. Zombi olmuş. Anamın kafasına tek kırmayla sıktım sanki. Ya biz aşağıda baya bir kafa yaşadık yani. Ben şu an iyi değilim. Bir alkol falan var mı? Kartalın şakaları işte. Şaka mı? Şakayı kaka yapmak mecazını ete kemiğe bürümüş pezevenk. Mecaz hanımefendiciğim o ya. Ben şu salakla konuşayım da yanlış anlamış yine. Dünyaya kazık çakmak deyimini de. Bilahere boş yere. Bacım ne diyeceğim? Şimdi bizim İçin kadın görüşü önemli. Şöyle düşünelim. Diyelim ki eski sevgilin bir haltlar karıştırdı. Sen de onu terk ettin. Haklıydın ama yani. Ondan sonra utanma zarlanmaz. Gelmiş geçmiş karşına diyor ki ben senin arkadaşından hoşlaşıyorum. Ne yaparsın? Onaylamıyorum. Olmaz öyle şey olmaz. Ver gider görüyor musun işte oğlum ya. Kime sorsam aynı cevap alıyorum. Bizim değer yargılarımızda yok yani. Kızcağız gözümüzün önünde ağlamamak için yukarı gitti ya. Hayır benim maçoğlumdan değil yani. Ya güzel abicim senin olayın basit. Yiğit'i al karşına sor adama. Sonuçta o zaten kardeşinin yamuğuna yan gözle bakacak bir adam değil. Yamuk ne lan? Doğru diyorum. İnsanların dış görünüşüyle alay etmek hoş değil. Yalnız benim derdim daha önemli. Bacım bir gel ne diyeceğim ya? Diyelim ki sevdiğin insan mecburiyetten dolayı başka bir insanla aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Sevdiğinden eminsin ama yanındaki adam fena. Ne yaparsın? Aynı yerde kalmak. 6 ay aynı yerdeydiler. Allah kahretsin. Onaylamıyorum. Kim gelirse gelsin vazgeçiremez. Kimse. 6 ay değil be ya. Oğlum kısa dönem yapmışlar demek ki. Hocam bir de bunlar belediyeden izin de almamışlar. Ben burada işemeye giderken bile sizden izin alıyorum. Bunu bilmeyen mi var arkadaşlar? Metrekare değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar tadilat ruhsatı gerektirmektedir. Hiç. Alacaksın fenli meşhur taahhütnamesini aslanlar gibi yapacaksın başvurunu. Eşek bunlar ya. Üstüne vazife olmayan şeyi yapma oğlum sonra ne yapmayın diye hesap sorarlar. Aman 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 aman.
Abiler çok kırıp dökmediniz değil mi? Biliyorsunuz tadilat iznimiz yok, mühürletmeyelim dükkanı. Lütfen, rica ediyorum. Tadilat iznimiz yok ne demek aslanım? Sen bizim kariyerimizi mi yakacaksın lan? Hayatımızı verdik oğlum biz bu mesleğe. Ya vardır da bu kocaman bilmiyordur. Sen yeni mi girdin lan işe? Hayırlı olsun. Çek göbeği. Bırak. Çek. Bırak. Çek bırak. Çek bırak. Günde 3 set 15'er tane yaptığı zaman her şey yoluna girer. Oğlum tadilat izni olmayan yere niye tesisat çık sok? Ha? Hilmi abi nerede? Bunun biri nerede? Yukarıda. Boşu boşuna merdiven çıkmayalım, dışarı çıkıp böyle. Hilmi abi! Hilmi abi! Hilmi abi! Ne var lan? Pompa mı yok? Ya ne pompası ya? Bu kocaman tadilat izni yok diyor. Tadilat izni ne lan? Büyük Hilmi kendi mülkünde çivi çakmak için izin mi isteyecek? Hilmi bak kendini de bizi de yakacaksın. Yaptığın büyük suç dükkanını mühürlerler lan. Lan diyelim ki suç. Kim nereden bilecek iznimizin olmadığını? Çıkıp bağırmamız lazım. Adam kendini ihbar etti. Ne güzel mahalle bura reis. Aman Barış, hoş oldun mühürle dükkanı. Hemen. Oğlum dedi, duydun mu? Bilerek yapıyor. Bana ne lan? Allah'ı mühürlüyorlar Hilmi abi. Beklemeyin, geliyorum. Bıktım. Çok pis bıktım. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum ayağa. Anne! Anne! Efendim babacığım? Kaldırmayın lan beni ayağa. Kimse büyük Hilmi'nin mekanını mühürleyemez. Mühürleyemez. Hilmi nasıl tutuştuysa artık kendini ikinci kattan aşağı atmış. Sonra da bak, bak kafa zehir ya. Dükkanı mühürletmeyecek aklınca. Hemen gayrimeşruya koyuyorlar. İşe yarıyor mu? Şimdi bak bu iş böyle olmaz. Bence sen bunları 3-5 bir şey ateşle bassınlar gitsinler. Tamam o zaman. Gelsene bir. Şimdi amirim ben hep merak etmişimdir. Bu kimin resmi ya? Yunus Emre'nin mi? Mevlana'nın mı? Bir bakar mısınız? Yunus Emre. Oh, çok rahatladım. Ya akşamları uyuyamıyordum. Tamam tamam. Sizde kalsın, baktıkça beni hatırlarsınız. Müşfet mi veriyorsun lan sen amirimi? Cahil! Cahil mi? Ben bunun cezasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii işte. Cahilliğine veriyoruz, bir daha yapma. Hilmi Bey, Hilmi Bey! İzin verin de görevimizi yapalım. Al şu deliği. Şu kartı alın. Bu ne ya? Buradaki arkadaşlar yardımcı olur size. Yalnız mesaiden sonra arayın, artık part-time yapıyorlar bu işi. Sabah Clark Kent'im, akşam Superman. Kimlik bulalımdayım lan Hüseyin. Ben de. Aslında bu tamamen kişisel değil mi? Ha? Sizle benim aramda. Gittim iş buldum, gelip mekanı mühürlediniz. Vurun ulan vurun. Ben kolay kolay ölmem, vurun. Vurun deyince bunu mu anladın? İyi ki ergenlikten çıkmışız. Yoksa ilk akla gelen çok tehlikeliydi. O zaman bugün tatil. Gidip bir şeyler içelim. Yani dükkana sokmuşlar bir hocam. Siz buna mı gülüyordunuz? Bu hiç komik değil ki. Ne komik hocam? Siz niye gülüyorsunuz? Ben Türk dizisi izlemiyorum ya. Bir tek Güzel Köylü. Onu da internetten biple izliyorum. Küfürden çok korkarım ben.